Sevgili kardeşlerim, bir kez daha merhabalar. Coğrafi konumun son ünitesindeyiz. Ne yerel saat ve ulusal saat kavramından bahsedeceğiz. Hocacığım, ne demek yerel saat? Niye var yerel saat? Anında şöylece bir dünya düşünün. Bu dünya 360 tane meridyenden oluşuyor. 360 tane dilim, elma dilimi gibi, portakal dilimi gibi dilimlerden oluşuyor. Peki böyle tek başına duruyor mu öyle boşlukta? Durmuyor. Hem güneşin etrafında dönüyor hem de kendi etrafında dönüyor. Günlük hareket diyoruz, eksen hareketi diyoruz biz buna. Eğer dünya dönmeseydi, bunu güneş olarak düşünün. Güneş hep anda buna tam tepeden gelecekti. Diğerlerine tepeden gelmeyecekti. Yani diğerlerinde saat hiç 12 olmayacaktı. Ama dünya kendi eksen etrafında dönerken, bak şöyle düşünün. Ahanda burada şu anda saat 12. Dünya döndü, şimdi buna tepeden geldi değil mi? Burada 12. Dünya döndü, bunda 12. Ana, peki bunda 12'ler değişiyor da diğerleri değişmiyor mu? Öldürürüm seni, dış ses. Burnumu boyadım değil mi? Diğerleri değişmiyor mu? Değişiyor tabii, bunda 12. Ondan sonra acıma buna gelince bunda saat değişiyor. 12.04 oluyor. Dünya dönüyor buraya gelince burada 12.04, burada 12.08 oluyor. Dünya dönüyor burada 12, 12.04, 12.08, 12.12. Ana, saatleri böyle buluyoruz işte. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için her birinin farklı saatleri var. İlk olarak 0 derece ile başlıyorlar bu olaya. 0 derecede 12 iken 1 derece doğuda. İki meridyen arası kaç dakikaydı dış ses? 4 dakika. Wow, çok etkilendim. Bunda saat 12.04. Bunda saat 12.08. Bunda saat 12.12 diye her meridyende diğerine göre 4 dakika daha ileri ya da geri oluyor yerel saat. Şimdi dünya yuvarlak idi. Biz bunu şöyle bir açalım ki daha net görelim. O yuvarlak dünyayı açtığımızı düşün. Bunu açtık. Şöyle bir düzlem elde ettik. Fıtı fıtı fıtı. Burası 0 derece. Hangi ülkeden geçerdi dış ses? 0 derece hangi ülkeden geçerdi? İngiltere. Çok doğru. İngiltere'nin hangi kenti dış ses? Greenwich. Greenwich kent değil. Hangi kenti? Londra kenti. Greenwich kasabasından geçiyordu değil mi? 0 dereceden geçiyor idi. Hocacığım, bu tarafta 180 tane meridyen var. Bu tarafta 180 tane meridyen var. 1 doğu, 2 doğu, 10 doğu, 20 doğu, 80 doğu, 150 doğu, 170 doğu, 180 derece diye devam edip gidiyor bunlar. Peki öğretmenim, biz burada neredeydik? 26 doğuyla 45 doğu arasında yer alıyorduk. Burası canım ülkem. Şimdi düşününce o zaman hemen yorum yapmaya başlıyorduk. 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor isek 19 meridyen var idi. 4 ile çarparsak 76 dakika, yani 1 saat 16 dakika fark var idi benim güzel ülkemde. Peki hocacığım, bu şu demek mi aynı zamanda? Benim ülkemden 19 tane meridyen geçiyor. Yani 19 tane farklı yerel saat var mı? Var. Bu çok karışık bir şey hacı. Çok karışık. Her ülkenin kendi yerel saati olsa, diyorum ki akşam 21.45'te Fatma Gül'ün suçu ne? Falanca kanalda. Da kime göre hacı? Her birinin saati birbirinden farklı bu adamların değil mi? Her birinin saati birbirinden farklı olduğu için çok işlevsel değil yerel saatler. Bu yüzden benim büyük büyük dedelerden biri diyor ki hacı diyor, biz bunları diyor saat dilimlerine bölelim. Ne yapalım? Dünya 360 derece 24 saat var. 15 dereceye bir saat dilimi yapıştıralım diyor. Bak, diyor ki şu 15 derece doğu. 15 doğu. Bu birinci saat diliminin yapıldığı ortak ayar olsun. Anda bu 30 derece doğu. İkinci saat dilimi 45 derece doğu. Üçüncü saat dilimi diye saat dilimleri oluşturuluyor. Peki böyle baktığınızda Türkiye'den bir 30 derece, bir de ne geçmekte? 45 derece geçmekte. Değil mi? 30 ve 45. Yani Türkiye'de iki tane saat dilimi var mı? Var. 30 derece doğu meridyeni ikinci saat dilimini. 45 derece doğu meridyeni ise üçüncü saat dilimi anlamına gelir. Hacıcığım, o zaman soruyorum dış ses. Dersem ki aynı anda Türkiye'den iki saat dilimi geçmektedir. Doğru olur mu? Şöyle yap dış ses. Doğru, evet, hocam. Evet hocacığım, iki tane saat dilimi geçmektedir. Peki biz bunların ikisinde aynı anda kullanıyor muyuz dış ses? Kullanmıyoruz hocacığım. Biz kullanmıyoruz. Mesela Rusya gibi çok geniş ülkeler aynı anda bir sürü saat kullanıyorlar. Hani filmlerde görürsün genellikle. Diyor ki saatlerimizi ayarlayalım.
saatlerin ayarlanmasının sebebi ne? Adam biri bu saat dilimini kullanıyor, biri bunu, biri bunu. Farklı saat dilimlerini kullandıkları için saatlerini ayarlıyorlar. Ama bizim ülkede öyle bir şey yok. İki tane saat dilimi geçtiği için hacı demişler. Bunu da kullanabiliriz, bunu da kullanabiliriz. Peki nasıl yapmış? Tarihsel gelişimine bakalım. Osmanlı döneminde 29 derece doğu meridyeni kullanılmış. 29 derece doğu meridyeni tam İstanbul Boğazı'ndan geçer, saraydan geçer. Yani padişaha göre yaşamışız biz. Padişah kalkıyor sabah, tüm ülke padişahla beraber kalkıyoruz. Padişah Manitosu'yla buluşuyor, tüm ülke Manitu yapmaya çalışıyoruz. Padişah akşam yatınca tüm ülke padişahla beraber yaşıyoruz. Osmanlı döneminde durum böyleydi ama fakat lakin Cumhuriyet dönemine geçilince dedik ki padişah yok. Ne yapacağız? Artık dedik bilimsel durumlara geçelim. Bilim ne diyordu? 2 ve 3. saat dilimleri var. Bunlardan birini kullanın diyordu bilim. Biz Osmanlı'nın ilk yıllarında nüfusun daha çoğu batıda yaşadığı için 30 dereceyi kullandık. Özür dilerim, Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 30 derece doğu meridyenini kullandık. 1970'lere kadar hep buna göre yaşadık. Yani bu Kocaeli yakınlarından geçtiği için Kocaeli'nin saati olarak bilinir. Kocaeli'ye göre yatıp Kocaeli'ye göre kalkıyorduk. Kocaeli'de güneş doğunca tüm ülke kalksın. Kocaeli'de güneş batınca tüm ülke yatsın diyorduk. Ama fakat lakin 1970'li yıllarda elektrik hayatımıza girdi. Elektrik hayata girince bakın şöyle oldu. Bu taraftan itibaren dünya aydınlanmaya başlıyor. Iğdır'da güneş doğuyor. Iğdırlılar diyor ki kalkalım mı? Ya yok diyor, yat diyor. Kocaeli'de güneş doğmadı. Lan dünya dönüyor. Erzurum aydınlanıyor. Kalkalım mı diyor. Yat yat hacı diyor. Daha güneş doğmadı. Ankara'da güneş doğuyor. Yat yat daha güneş doğmadı. Ta Kocaeli'de güneş doğunca tüm ülke olarak kalkıyorduk. Kocaeli'de güneş doğası ya. Buradaki adam kalkmış öyle bekliyor. Değil mi? Kocaeli'de güneş doğsun diye. Zaman kaybı yaşıyorduk. Enerji tasarrufu yapamıyor idik. Çünkü Kocaeli'ye göre uyanan adam bir saat geç uyanıyor. Bir saat geç uyanan adam bir saat geç yatıyor. Akşam ışığı yakıyor, terbiyesiz değil mi? Bu yüzden çok enerji harcıyoruz Kocaeli'ye göre yaşıyorsak diye 1970'lerden sonra 2 saat uygulamasına geçtik. Kışın yine bunu kullandık. Yazın en azından tasarruf edelim diye 3. saat dilimini kullanmaya başladık. Ama bunu yapmamızın ana nedeni, 2 saate geçmemizin ana nedeni, tamamen buna geçmememizin nedeni Avrupa Birliği'ydi. Çünkü Avrupa öyle yapıyordu. Biz de Avrupa'ya dedik hacı nasılsa 1970'lerde başvuru yaptık. Bizi birkaç yıl alırlar ayol diye düşündük. Aradan 40 küsür yıl geçti. Fark ettik ki Avrupa bizi almayacak. Avrupa'nın canı cehenneme dostum hey deyip bıraktık bunu. Bunu artık kullanmıyoruz. Bu artık yok. Eski sorularda Ocak ayında hangisinin saatiyle ulusal saat arasında fark daha az gibi sorular görürseniz muhatap olmayın o sorularla o yüzden. Şu anda artık bunun bir önemi yok. Şu anda biz sadece neyi kullanıyoruz? 3. saat dilimini kullanıyoruz. 3. saat dilimi şu demek Iğdır'da. Sabah olunca tüm Türkiye'ye diyoruz ki kalkın. Iğdır'da kışın güneş doğunca İzmir'dekine kalkın diyoruz. İzmir'de gecenin yarısı kalkıp okula gidiyor değil mi? Onun sebebi bu işte. 3. saat dilimini kullanmamız. Niye bu uygulamaya geçtik biz? Enerji tasarrufu yapmak için. Peki hocacığım mantık ne? Mantık anlat bize. Çiziyorum bakın bazı meridyenler çizdim buraya. Fıtı 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 fıtı. Şu anda saat tam olarak 17.20. Vay be 17.20 olmuş bir saat. Ahanda bu 17.20 Iğdır'ın saati aslında. Oysa Gümüşhane'nin saati 17.00. Ahanda Amasya'nın saati 16.40. Ahanda buranın saati 16.25. Bunun saati 16.20. 16.10. Bu kırmızıyla yazdıklarım yerel saatleri. Yerel saatleri. Ne işe yarıyor hocam bu? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Bir tane daha vardı lan. Kelime-i şehadet getirmek değil mi? Bu sadece dini vecibelerde kullanılır. Onun dışında kullanılmaz. Ama biz ülke olarak ne dedik? Yerel saat istemiyoruz dedik. Ulusun saatini kullanacağız. Ulusun saati kimdi? Iğdır. Yani 45 doğu. Dedik ki tüm Türkiye bundan sonra senin saatin 17.20. Herkesin kolundaki saat 17.20 oldu. Yerel saatler farklı ama herkesin ulusal saati 17.20. Peki şimdi düşünüyorum o zaman. Gümüşhane'nin mi yereliyle
ulusal arasındaki fark daha fazladır dış ses, yoksa Balıkesir'in mi yereliyle ulusal arasındaki fark daha fazladır? Hangisinin farkı daha fazla? Balıkesir'in. Niye? Hocacığım, çünkü biz Iğdır'ı kullanıyoruz. Iğdır'ın ya da 45 doğu meridyenine ne kadar yakınsan farkın o kadar az. Bak 20 dakika. Bunun farkı 1 saat 10 dakika değil mi? Demek ki Türkiye'de doğuya doğru gidildikçe yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark azalır. Batıya gidersen fark artar. Bu cepte. Bu güzel. Buradan şöyle sorular gelmeyecek size. Diyor ki işte 27 derece doğu meridyeni üzerinde yer alan Aydın'da yerel saat 18.40 iken Eltim'de saat kaç? Böyle soru gelmez arkadaşlar. Bunlar ÖABT'de gelebilir. GYK kısmında böyle hiç soru gelmedi. Gelme ihtimali de çok düşük. Çok düşük. O yüzden onu anlatmayacağız. Şimdi gelelim başka bir mevzuya. Güneşin gökyüzündeki konumuna. Buradan soru gelme ihtimali daha fazla. Fıtı 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 bunu bir silelim. Tertemiz yapalım dünyamızı. Sonracığıma bir güneş çizelim. Şimdi burada sorular nasıl gelebiliyor? Bak. Aha da bu güneş. Fet 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 fet. Burası da yeryüzü. Halası. Tam şurayı işaretleyelim. Ankara olsun burası kardeş. Ankara'nın kendi ufuk düzleminde doğusu, Ankara'nın batısı. Ankara'da bulunan dış ses. Şöyle saç yapayım da. Fıt 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 fıt. Biraz tuhaf oldu ama hayırlısı. Bu kadar becerebiliyorum. Ankara'da bulunan dış ses şu an güneşi görmek için nereye bakmalı? Tam tepeye bakmalı. Doğru mudur? Evet. Ankara'daki adam tam tepeye bakıp güneşi görüyor. Aynı anda gökyüzünde bir tane güneş var. Hacı. Daha doğuya gidiyorum şimdi. Daha doğuda çok kutsal bir kente. Gümüşhane'ye gidiyorum. Gümüşhane'nin kendi doğusu, kendi batısı var. Gümüşhane'de de benim biricik anacığım var. Annemin başını kapatayım yoksa kızıyor. Ben niye öyle çizdin oğlum diyor. Fıtı 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 fıtı. Anneciğim şöyle kibar. Lan annemi çok çirkin çizdim ya. Tövbe estağfurullah. Annem çok güzel normalde. Böyle de. Hocacığım şimdi aynı anda annem güneşi görmek için gene tam tepeye baksa güneşi görebilir mi? Göremez. Annemin güneşi görmesi için daha bu tarafa doğru, yani ne tarafa doğru bakması lazım? Batıya doğru bakması lazım değil mi? O zaman bak dikkat. Gümüşhane Ankara'ya göre daha doğuda iken, Ankara'da güneş tepede görülürken Gümüşhane'dekiler güneşi daha ne tarafta gördüler? Batıda. O yüzden tam zıt yönde hareket edin. Doğuda güneş batıya kayar. Daha batıya gidiyorum. Daha batıda da Antalya olsun. Antalya'da güneş fıtı fıtı doğusu batısı. Güneşi görmek için Antalya'da da şu üçgen vücutlu kişi ben olayım diyeceğim de bir türlü beceremedim. Ne kadar yalansa demek ki. Fıt. Öf. Kendime de saç yapayım haksızlık olmasın. Hocacığım Antalya'daki adam güneşi görmek için bak Antalya daha batıda, batıya geldim. Güneş daha ne tarafa kaydı? Doğuya geldi. O zaman birbirinin zıttı mıdır? Zıttıdır. Her zaman göktekiyle yerdeki birbirinin zıttı. Sana Gırşehir üst verdi mesela. Diyor ki Iğdır'da nasıl? Iğdır daha doğudaysa güneşi daha batıya kaydır. Anladınız demek istediğimi? Süpersiniz. Peki, peki dış sese yine hemen ödüllü bir soru geliyor. Dış ses hazır mısın? Evet hocam. Ne kadar tatlısın adeta. Diyor ki dış ses Çankırı'da diyor. Çankırı'da. Belki senin için bir önemi vardır. Yok hocam. Çankırı'da. Çankırı'nın doğusu batısı. Güneş diyor tam tepede görünürken. Aynı anda diyor. Aynı anda İstanbul'da. Nasıl görülür diyor. A seçeneğini veriyorum hemen. A fıt fıt. Şöyle dik gösterelim. A şurada olsun. B fıt fıt. Şurada olsun. C fıt fıt. Burada olsun. D fıt fıt. Burada olsun. E fıt fıt. Burada olsun. Hadi bakalım. Dış ses. Denizli hocam. Denizli dedim. Neden? Şimdi Çankırı'yı vermiş. İstanbul gerçekte daha ne tarafta? Batıda. İstanbul batıdaysa güneş ne tarafa kaymak zorunda? Doğuya doğru kaymak zorunda. Hocacığım o zaman A olabilir, B olmaz, C olmaz ya da
D olabilir. E olmaz. Değil mi? Daha batıya götürdüm güneşi. Bu tarafta bir yerde olmalı. Peki niye A değil de niye denizde dedin? O kadar fark olamaz hocam. Ya seni yerim. O kadar büyük fark olamaz hocacığım. Çünkü Türkiye zaten en doğusuyla en batısı 26-45 değil miydi? 19 derece, yani bir saat fark var sadece Türkiye'de. Sadece bir saat fark var. Lan buradaki farka bak. Sabah 6, burası 12. Arada neredeyse 4-5 saat var. Bu kadar büyük fark olamaz ki. Birbirine yakın olanları alacaksınız. En yakını alacaksınız. Unutmayınız. Gene dış sese kaybettim. Lanet gelmesin. Dedik ve bu videoyu da bitirdik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.